Bugün sizin arkadaşlarım şey yapacağız. PHP'ye başlayacağız. PHP üzerinden site nasıl tasarlanır, temeller nelerdir, işte CSS nasıl yaparım, master page yapısına nasıl benzer bir şey yaparım gibi, işte login nasıl yaparız, session nasıldır falan filan gibi temel ıvır zıvıra değineceğiz. Bunun için bilgisayarımızda ben NetBeans'i kurdum ve WAM server üzerinden çalışıyoruz sayın arkadaşlarım. Neden NetBeans? Çünkü bir sürü PHP arayüzü var. NetBeans, ben Java kullanırken alışmıştım buna. Ve aynı zamanda şey de vardı. PHP'de çok rahat yazmamızı sağlıyor. Mesela C# yazdığım zaman integer liste çıkıyor ya. Bunda da çıkan listeler var. Hani alışkanlık olarak da güzel bir arayüz olduğu için. C#'da PHP yazamıyoruz. Yazamıyoruz ama yakında yazılacağı söyleniyor. Bakalım bir sonraki versiyonlarında belki desteklenecektir. Eklentiler var. Yüklüyorsun, PHP destekliyor. Ama eklentiler çok ciddi paralar satıyorlar yani. Yani o yüzden kullanamıyoruz yani şu an. O zaman şuradan hemen new projede, proje alalım. PHP projede açıyorum sayın arkadaşlarım. PHP application. Next diyorum. Projemizin adı işte PHP öğreniyorum olsun. Yalnız source folder'ımız çok önemli sayın arkadaşlarım. Source folder böyle kafamıza göre bir yer değil. Yapmamız gereken aslında şu name'i de şöyle yapalım. Şey koymamız lazım. WAM server'ın içerisine koymamız lazım sayın arkadaşlarım. Yani bilgisayarın C WAM klasörün içinde www diye bir klasör var. Bunun içine direktman koyabilirsiniz. Fakat biz şimdi birkaç tane proje yapacağımız için karışacak da dosyalar. Hepsini barındırmak için ben buraya klasör açıyorum. Ve o klasör içerisine koymayı tercih ediyorum. Ne almıştım adına ya? Yazıyor, öğreniyor. Öğreniyor, mi yazıyor demden? Bu klasörü tercih ediyorum. Yani lokasyonumuz C'nin içindeki vampajın www olmak zorunda. Versiyonumuz 5 olur, 3 olur fark etmez. Yani çok versiyonlu bir durumumuz olmadığı için 5 seçebilirsiniz, 3 seçebilirsiniz. Kafanıza göre yani çok bir şey versiyonunu kapmayacağız. Tamam. Finish diyorum. Veya finish demeyeyim, next diyeyim. Nasıl çalışacak diyor. Şu şekilde çalışacağını söylüyoruz. Herkese buna benzer bir adres çıkıyorsa. Normal. Teknik olarak lokalde çalışacağımız için vermenin hiç mantığı olmayacaktır. Bu tamamen şey için, F5'i bastığımız zaman açması için. Yani bu diğer IDE'ler gibi mesela bazı şeyler var. İnternet sayfasını açıyorsun, kendi yazıyorsun işte localhost falan filan diye. Bunun güzel, F5'i bastığın zaman direkt açması. İşte F5'i bastığın zaman bunu açacak diyor. Next diyorum. Herhangi bir framework'umuz yok. İleride değinebiliriz ama şu an yapmıyoruz. Sadece düz PHP yapacağız. Bu framework'lar ne işe yarıyor? Bizim .NET framework gibi adamlar metotlar yazmışlar. Metotlar çağırıyoruz. Hani değişen pek bir vızıları yok yani. Evet geldik. Source içerisinde new PHP file değil de PHP webpage. Burada default tercih etmiyor sanacağım. Index. Burada index açıyoruz. X sayfası index varsayılan. Ekledim. Karşımıza böyle bir şey geliyor. Burayı göremeyen var mı? File name index mi diyor? Evet, index. Emre göremedim diyorum şimdi. Çıt çay. Şimdi burada zaten şunun standart ıvır zıvırımız. Şurada bir değişik bir şeyimiz var. PHP tagleri var sayın arkadaşlarım. Bu PHP tagleri içerisinde işte biz hemen şöyle yapalım. Bizim şöyle bir işaretimiz vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şöyle. Bunu niçin kullanıyorduk? Evet. Bir tane gelelim. Bu bizim eval çalıştırmak için değil de HTML tarafında C# kodları yazabilmeniz için de. İşte eval olur, başka bir şey olur, başka bir metot olur. Burada C# yazıyorduk. Bunun aynısı
PHP versiyonu var. Şunu sildiğim zaman bizimkine çok benziyor. Bazı programlar bu şekilde derleyemiyor. İlla bu şekilde olacak diyor. Dolayısıyla hani sunucuya bazı alırsak bu şekilde de çalışan sunucular var. İlla bu şekilde isteyen sunucular da mevcut. Biz şimdi böyle yazıyoruz. Garanti bu çalışıyor her türlü. Yoksa şu şekilde de çalışma sıkıntı hocam, değil. C# kodlarından yazacağınız yere PHP yazan neler, kod gibi yazan yere koyarak çalıştırabiliyor musun? O kafam karıştı. Kafam karıştı. O C# kodlarını yazdığınız... Bu böyle bir şey yok burada ya. Ne işi? Bu ya öyle bir şey yok. Ben sadece konuyu anlatmak için yazdım. Ha. Demek ki anlamamış. Konuyu bağlayayım diye yaptım da bağlanmamış konu. Hani C# öyleydi. Burada da bundan var esprisiyle. Yaklaşmaya çalıştım, evet. Yaklaşamamışsın. Şimdi... olayımız bu. Burada şey yok sayın arkadaşlarım, code behind yok. Yani işte F7'ye basayım, kod yazayım diye yok. Spaghetti code dediğimiz yapı üzerine çalışıyor. Yani HTML burada, işte veri tabanı bağlantısı burada. Burada, hepsi burada yani. Hı? Evet, her şey bir ekranda. Avantajları, dezavantajları tabii ki söz konusu. Avantajı bütün her şey bir yerde. Ona kolay bulunabilir. Aslında kolay bulunamıyor. Aslında dezavantajı o. Çünkü PHP kodum orada, işte HTML kodum orada, kıl kodum orada, ne olduğu belli olmadığı için çok zor okunabilen bir şey. Bir kere düzgün yazınca güzel de bozulduğu zaman biraz sıkıntılı durumlar açabiliyor. Efendim? Tercih edilir. Bir saniye giriyorum. Şuraya bir bakayım. Dur geldi. Evet. Tekrardan dönüyoruz. PHP'nin için tercih ediliyor. Ucuz. Maliyeti çok ucuz. Bir kere PHP free bir şey. İşte Linux free bir şey. MySQL free bir şey. Aslında tabii ki küçük bir şeyler yapmak için kısmını tartışılıyor. Çünkü hani Facebook yapmış adamlar PHP'den diye bir durum var ama tabi adamlar artık onun framework'ını inip iyicene gerekli dosyaları değiştirmişler, hani core dosyalarını değiştirmişler. Bu sefer artık Facebook PHP değil yani, hani ayrı bir şey, ayrı bir dünya da. Onun dışında ucuz olduğu için ve öğrenmesi kolay olduğu için işte günümüzde birçok yazılımcı mı diyeyim artık webçi PHP biliyor, hani bilmek zorunda kalıyor. Çok fazla bir şey yok, zaten standart kalıplar üzerine çalışıyor. Standart kalıplar öğrendiğin zaman da her türlü siteyi yapabiliyorsun. Yani eticaret sitesi de çıkar. Her şey çıkar yani. Hocam, hı? Ya sorun çıklama şimdi şey var. Hani biraz pratiği olan arkadaşlar çok rahat bulabiliyor. Ama pratiği az olup da PHP yapmaya kalkan adam biraz zorlanabiliyor. Çünkü şey var, çok enteresan şeyler var, kalıpları var. Hani bizim ASP'deki kullanamayacağımız yapılar var. Mesela adam şöyle yapıyor. Şurayı alıyor, bir sayfa diyor. Şuraya bir sayfa diyor. Şurayı ayrı bir sayfaya koyuyor. Birleştirdiği zaman düzgün çalışıyor. Ama sen bunu işte şeyde yapmaya kalkarsan ASP'de böyle bir yapı olmayacaktı. Hani bazı avantajları da var bize göre. Bize göre dediğim, hani sen Microsoft benim ya. Bize göre avantajları da var, dezavantajları da var. Tercih edilir ya. Biraz yazınca kolay oluyor da ilk başta daha zor oluyor. Bakalım görelim ya. Emre. Burada çok önemli bir şey. Yorum satırı zaten burada yazıyor. Yorum satırını anlatmıyorum da. Bak şöyle de yorum satırı, böyle de yorum satırı. En önemli yapımız echo. Echo olmazsa bir şey olmuyor. Hello. Bunu o ilk yazan amcaya söyle yani. Ben de ne alakalı. Echo'nun esprisi şey yapar. Ekrana yazı yazar. Bizim response.write'ın karşılığıdır. Burada F5 değilse arkadaşlar F6. Bastığımız zaman şey açıyor. Tabi benim F6'ma başka bir program taciz etmiş.
Ya sağ tıklayıp şey yapılabiliyor. Neydi? Navigate kararı. Sağ tıklayalım. Dur ben pantlayacağım onu. Ya arkadaşlar F6'ya basınca başka program açılıyor ya. Bildiğim program taciz etmiş ya. Zaten sevmiyorum aptal programı. Elle kendim yazayım bari ya. Evet. Hello gördün mü? Çıktı. Benim F6'm çalışmıyor. Size de çalışmıyorsa eğer. Ha, satır sonu. Tamam, onu koymasın. Olur. Kendim çalışmıyor. Oldu da çok. Alışkanlık bizimki ya. Tamam, evet. Şimdi echo yaptık. Mesela araya PHP kodu, mesela bir alt satıra yazdırmak istiyorum. Bir alt satır için malumunuz B. Yalnız senin arkadaşlarım PHP blokları içerisinde HTML kodu yazamıyorum. Yani şöyle yazdığım zaman tık diyor. Dolayısıyla PHP bloklarından çıkıp HTML yazıyorum ve gerektiği yerde tekrardan PHP yazıyorum. Mesela echo tek tane yazıyorum. Kamil gibi yazabiliriz. Budur. Yani HTML ve PHP ayrı ayrı yazılmak durumunda mesela arkadaşlar. Ha şöyle bir yapı olamıyor mu? Olabiliyor. Nasıl bir yapı olabiliyor? Mesela bunun içerisine gelip BR Kamil Kıllı yazayım. Bu BR değerlendiği zaman sayfada yeniden şey oluyor. HTML koduymuş gibi görülüyor ve HTML kodu göründüğü için de buraya yazabiliyor. Burada compile işlemleri çok daha pratik olduğu için hani pek fark etmiyor hani dışarıda içeride. Ama doğrusu dışarıda yazmaktır. Ama çok zor olduğu için, çok karmaşık olduğu için içeriye uyduruyoruz. Hani ama olmaması gereken bir durumu mevcut yani. Şimdi işlemlerin için değişkenler her zaman lazım olacaktır. Değişkenlere bakalım. Değişkenler nasıl oluşturulur, nasıl tanımlanır? Burada sıkıntımız var mı? PHP tek bir okunulukta açık kapanmıyor mu? HTML'de. Ney? PHP açık kapıyorsunuz ya. Bu arayüz yapmıyor ya. Yapan arayüzü var mı? Burada şey değişken dolar. Nerede bu? Dolar işte isim eşittir Kemal diyor. Tek tırnak çift tırnak fark etmiyor. Her türlü gidiyor. Herhangi bir şey yok. Var yazılabiliyor başlarına. Var var yani hani variable'dan geliyor. Yazmasan da oluyor. Genelde de yazmıyoruz zaten. Bunun tipi nedir? Tipi içine konulan değer gibidir. Yani dolar isim eşittir. İşte 1 2 3 dersen integer olur. İsim eşittir 12.51 dersen double olur. İşte dolar isim true dersen bugün olur. Hani ne versen olur. Hani bir tip yok böyle. Mal gibi yazıyorsun. Türkçe çok oldu. Şey, her ne yazarsan rahat şekilde esnek bir yapıya sahip olduğu için çalışıyor. Toplama işlemleri yapacağımız zamansa mesela hemen şöyle yapalım. Dolar sayı 1 sayı 2 yapayım. Nerede var? Sayı 0 1
Dolar sayı 0.2. Bunu toplamak için tekrardan şey yapacağız. Sayı 0.3 eşittir. Aynı şekilde C Sharp'da olduğu gibi sayı 0.1 artı sayı 0.2'yi topla şeklinde diyor. Sonumun echo ile dolar sayı 0.3'ü gönderiyorum. Çok basit. Aynı bizim C Sharp'da olduğu gibi. Yine eğer eksi çıkartma toplama falan gibi çok şey yapacaksınız, parantezlerle ayırabiliyorsunuz kendi işlerinde. O yüzden parantezler önemli. Hocam bize niye yarar olsun? Geçelim mi? Anlatsanız da. Bir müfredatımız da var. İki, biri gelir, sen ben PHP site istiyorum der, PHP yazmak durumunda kalırsa iş kaçmasın yani. PHP'nin maliyetler çok düşük. Maliyeti çok? Düşük. Yani şöyle söyleyeyim, mesela çok gerçekten iyi bir sunucu ASP yapacaksan işte yıllık 500 liraya falan çıkabilirsin maliyet olarak. Bunda alacağın en kralı 25 dolardır. Hani yani çok büyük maliyet farkları var yani. Yani 50 lira nerede, 500 lira nerede gibi durumlar var. Aynı işi yapacak mesela. Eğer size çok böyle cafcaflı bir şey değilse, aynı işi yapacaksa illa ASP'de yapılmanın gereği yok yani. PHP'de de düşük maliyetlere iş yapılabilir. Bir tür şey var yani, detaylı konuşuyor. Çayda bayağı anlatırım ben. PHP'deki çoğu sitede bu yani. Ya aslında PHP'deki çoğu site bu mu? Çünkü adamlar aslında hep aynısını değiştirme üzerine çalıştığı için evet, hani piyasada bu çoğunlukta duruyor. Yani dediğim gibi işte maliyette çok düşük. Bir de Türkiye'de şu an aslında günümüzde çok bilen insan yok bu işlere. Ve dolayısıyla şey var hani, abi bana site lazım, işte senin yeğen yapıyormuş diye biri geliyor. Yeğen yapıyor, PHP yapmış bir tane site. Resimle değiştirip değiştirip gönderiyor tekrar hani. Yani hocam olurdu yani, en bilindik siteler de yani. Face dışında iki tane site söyle ya. Face dışında iki tane site söyle bana. Söyle. Yok yani, Facebook dışında site yok yani. Hani söyleyebildiğim büyük. Hangi banka sitesi PHP? Hangi haber sitesi PHP? Yani hani baktığın zaman. Söyle ya. Hocam nasıl baktın? Hocam WordPress PHP kullanıyor değil mi? Kim? WordPress PHP. WordPress PHP. O çok bir şey değil yani. Mesela söylediğiniz şey, mesela footer ayrı bir sayfa yazıyor. Şeyde hani düzenleyiciye girdiğiniz zaman. Ya onlar şey ya, hani basit şeyler ya. Yani hiçbir banka sitesi PHP değil. Olamaz yani, çünkü güvenliği sağlayamıyor. Güvenliği sağlayamıyor. İşte şey haber siteleri, işte Hürriyet'tir, Milliyet'tir, Mynet'tir, hani hiçbiri PHP değil. O zaman güvenlik sağlamayan bir şey. Güvenlik sağlanabiliyor da hani onu güvenlik sağlamak için çok şey bilmek gerekiyor. Hani herkes sağlayamaz yani onları alt bir şekilde. C-Sharp zaten. Ben, C-Sharp ama kendisinden Microsoft'un da yaptığı teknolojiler olduğu için içinde hani çok fazla taklatmadan da güvenlik çok rahat sağlanabiliyor. Yani. Yani o yüzden bir günümüzde şey var hani, tutan Facebook var, onun dışında yok ya. Hı? Ya tabii canım biz ya. En azından CV'ne yazarsam ben PHP biliyorum arkadaşlar. Mesela Emre için daha çok lazım ha. Şimdi grafik yapacak ya, hemen PHP dayayacak alttan gönderecek. Mail gönderebilirim yani. Yani işte PHP göstermeyeceğim, böyle atmışım. Vay arkadaşlar. Yani daha aşkısın. Hocam? Sonuçlar bitti mi? Sohbet ettin mi? Bittik de atladık biz. Ha, lafı da gönderdi yalnız ha. Aynen. Şöyle bir şey yapalım sen göstereyim. Mesela hop. 3 tane değişkenim olsun. Hani isim yazayım.
String birleştirme nasıl olur? Ona değinmek istiyorum. Şu 2, şu 3. Şuraya bir echo atalım. Bir tane baştan beri atayım. Şimdi bu bir string ifade. Biz normalde bunu C# artı yaparız değil mi? Artı dolar isim 01 deriz. Bu elemanlarda artı yok. Nokta var. İki tane stringi nokta ile birleştiriyorsunuz sayın arkadaşlarım. Yine bir arkasını boşluk bırakmak şart mı? Yoksa alışkanlık. Yok, güzel bir string yapıyorum. İşte nokta bir boşluk nokta isim 03. Gibi yazılıyor. Nokta burada kullanılan işte string birleştirme operatörüdür. Sayın arkadaşlarım. Var mı sınırınız burada? İşte değişkenlerden bahsettik. Matematiksel operatörlerden bahsettik. String işlemler için birleştirme operatörümüzden bahsettik. Şimdi işte if'ler, karar yapıları, döngüler, işte dizler, mizler onlara bakalım. Hadi ufak ufak ilerleyelim şöyle. Evet, iki tane string'i birleştirmek için nokta kullanıyoruz. Hazır mıyız? Bir de ben çalıştırayım bakayım nasıl oldu? Sıkıntımız var mı? Gayet de güzel olmuş. İyi de olmuş, iyi güzel de olmuş, tamam mı? Şimdi bir de şeylere bakalım. If'lere bakalım, karar yapılarına. If nasıl yazılır? Sen de yazabilirsin. Not al arkadaşım. If veya şey yapalım. Dolar okey eşittir veya okey olmasın ya. Onay diyelim. Onay eşittir true. Eğer onay true'sa echo değil mi dolar versin. Hayır öyle ya, bak parmağına basıp bu ne değil ya. Bununla basacaksın, bununla basacaksın. Hocam öyle olmuyor. Çatlak ya Allah Allah. Hocam falamut gibi bir şey. Şöyle söyle. Onay tamam diyelim, tamam. Yaman. Yaman biraz daha aslında daha baskın olduğunu söylüyorum. Else if durumumuz olursa else if yazabiliyorsunuz. Burada hani öyle bir durumumuz olma ihtimali yok da. Else if olursa da else if. Ha burada şey yok. Ne yok? Ctrl KD yok. Shift Alt F var. Gibi bir şey. Ama else if durumu olsaydı ki şurada hani olduğunu farz ederek bir yazayım. Şurada else if olsaydı else if diyoruz ama burada else if'te boşluk yok. Else if birleşik. Tek farkı bu. Gerisi bizim C#'ta herhangi bir farkı yok. Şişap. Şişap daha güzel bir şey. Alert derken başka? Mesela
Alert yazıyorsun, çıkıyor. O zaten şey ya. Ya o şey, JavaScript ya, olduğu için, yani. Yani JavaScript burada da JavaScript aynı yani. O yüzden JavaScript girmedik yani çünkü. Burada açıklamıştık. Alert yazmış şeyini. Var mı karşıya falan? Sen de bizi... Vallahi ya. Sen de bizi... Alert yazmış. Alert yazmış, gelmiş. Yokmuş, çıkmıyorum ya. Şimdi aşağıda işte. JavaScript yazdığını söylemen lazım. JavaScript yazıyor sonra. Böyle yazınca çıkıyor. Okey, okey. O nasıl bir şey ya? Ne? Echo tamam dedik. JavaScript alert verdik ya. Echo dedim, oraya JavaScript yaz. Sonuçta sayfa orada aşağı doğru okunduğu zaman script'i okuyacak ve alert çıkacak. Yani böyle bir sistem, böyle çalışıyor. Daha basit düşünerek işlemi çözmem gerekiyor. Evet, aynen. Orkun beğenmedin mi? Basit ya. Kesmedi, Orkun'u kesmedi sana. Geçen de kimle konuşuyorduk? Senin hocan kimdi ya? Webçi. Yani, Webçi mi? Işıl hocam. Ha, onunla konuşuyorduk. Senin de... PHP bekliyor falan dedin de basit geldi sana da yani, hani kesmedi yani. Yok, şimdi ilk basit geldi. İleriden aldım. En son söylediği gibi sonradan patlayacak. Yok ya, bu patlayacak konu değil ya. Kralı böyle yani, hani ötesi yok yani. En zoru bu. Hani LCP yazdım mı tamam yani. Yok canım. Hah. Arabi abi, kaçın. Çalışmadı mı? Çalıştım ben. F5'e basalım. Kolay kolay. 11'e kadar kısımda. O zaman daha iyi. If böyle. If'in diğer kar yapısı da var. Başka kar yapısı. Sopa var, sopa. Karar yapısı. Ne anladın? Eşit değil. Switch var, switch. Arka hepsini saydınız yani ha. Vay arkadaş ya. Vereceğim. Ben seni bekliyordum ama hocam. Ha? Sevkeli bir şey de bekliyordum o kadar. Vay bekledim. Bekledim de hani bir şey çıktı. Sevkeli sopa, sopa daha çalışıyor. Valla sopa daha cazip geldi yalnız. Switch, dolar, ada göre çalıştı. Aynı C-Sharp'da hiçbir farkı yok. Hani Ali ise böyle, Veli ise böyle. Neymiş ya? Kamil ise de Kamil diye şey çıkarsın. Hiçbir şey olmazsa Eko bilinmeye diyerek de sonlandıralım. Bizim C-Sharp'takinden herhangi bir farkı yok. Hani diyordum ya size çok kolay çok kolay diye. Aslında her şey C-Sharp'takine çok benzediği için çok kolay. Bir veri tabanı kısmı birazcık karışık.
Ama onun dışı tamamen birebir aynı yapılar üzerinden şöyle göstermişler. Evet. Bunun sonuna break yazmazsak olmaz. Hatırlıyorsanız C#'ta da her birine bir break yazıyoruz. Hop. Neydi? Shift Alt F. Gayet de iyi de oldu, iyi güzel de oldu, tamam mı? Karar yapılarımız bitti. Şeyimiz var. Döngüler. Döngüler gelirken şey de yapalım. Dizi. Dizi ihtiyacımız olursa nasıl yapacağız? Sen ne yapabilirsin? Kapat şunu. Döngü tanımlaması çok zor. Sen işte. Birkaç türlü tanımlayabiliyoruz. Döngüyü. O niye kızıyor salak? Neyse. Mesela dolar. Dolar nerede? Dolar. Doların ya basmıyor. Dolar. Meyveler diye bir şey olsun. Meyveler eşittir. Süslü parantezimi açıyorum. Yani erek. Bunun dizi olduğunu söylüyorum. Sonra parantez içerisine yazıyorum. İşte elma, armut. Elma, armut. Tırıbırı mırıbırı işte. Elma, armut, muz olsun. Niye kızıyor bu? Niye kızıyorum ya? Şunu şuradan galiba sildik mi? Olacak. Bu olabiliyor. Çözüm. Bir de şöyle bir yapım var. İşte sebzeler deyip numara yazıp direkt on işte kabak. Hani o hiç tanımlama yapmadan yapılabiliyor. Kabak, fasulye falan filan. O zaman bir tane böyle yazabildiğim gibi sabit bir tane numara vererek yazabiliyorum. İki türlü yazım da doğrudur. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Değerleri öğrenmek istediğim anda yapı tamamen değişiyor. Aslında tamamen değişiyor değil mi? Bizim sisteme geliyoruz yani. Insert'ım ben benim. İstediğin elemanı echo ile yazdıracağım. Echo. İşte dolar meyvelerin sıfırıncısı deyip yazdırabiliyoruz. Dolayısıyla değer almada bu şekilde bir şey söylemişler. Yok, şey içine verirsen o yani. Hani yine sayı versen sayı, yazı versen yazı yani. Hani ötesi yok. O zaman convert de mi yok? Efendim? Convert gerek yok. Daha yine convert yapabiliyorsun. Kesitler yapıyorsun zaten. Ha, çok gerekirse var. Burada da iki boyutlu diziler var seni geçtirim. Veya K-Value mantığıyla çalışan şeyler var. Mesela K-Value mantığı nasıldır? Biz onu gelmedik ama framework'ü göreceğiz onu. Sadece şu an tarif ediyorum. Framework'ü gördüğüm zaman daha rahat anlayacağınız için şu an yapmayacağım. Şurada 01 yazmaktansa isim yazıyoruz. Burada da başka bir şey oluyor. Mesela sebzelerden kabak, işte ne bileyim, işte şu yöreden geliyor.
diyebiliriz. Yani daha çok açıklama metni gibi çalışan bir yapı. Yani 1-2 değil de işte sebzelerin kabağı şöyledir. İşte sebzelerin fasulyesi böyledir. Mantığıyla yazılan diziler onlarda. Framework deneyeceğimiz zaman daha rahat anlayacaksın. O yüzden şimdi oraya geçiyorum ama var yani. E tabi bunları şimdi yazdık. Gerekiyorsa for üç dememiz lazım. For dememiz lazım. Nasıl yapacağız? Sen de yapabilirsin. Şimdi bir BR ile şuradan giriş yapalım. Ve kapatalım. Hop. Şimdi burada yazdığım eleman burada kullanılabiliyorsa yani sayfada yazdığım tüm değişkenler her zaman kullanılabilen global değişkenler. O yüzden herhangi bir şey yok. Siz söyleyin. Yazım yok. For yazacağım. Tabii for yazmıyoruz. For bizimkiyle aynı çalışıyor. İşte iyi diyelim. Sebzeler olabilir. Tamam, sebzeler diyelim. Yazım aynı. Bir count almak için count metodunu kullanıyoruz. Evet, count fonksiyonu kullanıyoruz. Count, işte sebze, sebzelerin count'unu ver. For 3 döneceğiz. Diyoruz ve daha sonra açtık. Ne yaptıracaksan, işte ekom yaptıracağım, alert mi çıkarttıracağım, veri tabana verisi mi çekeceksin, artık ne yapacaksan onu yapıyoruz. İşte dolar sebzelerin yenilincisi, dolar yenilincisini getir şeklinde bir yapısı var. Gayet de güzel. Bir de şunun aralarına da bir şey koyalım da bari. Tire koyayım hadi. Aralarında tire tire çıksın. Yazdırdığı zaman. Nasıl çok benziyor değil mi Ayşe? Sonra for each diye bir yapımız var bizim hatırlıyorsunuz. For each sebze as value olarak yine geliyor. Şurada direktman şöyle yazdırayım. Bir çalıştırayım bakayım ya, ne oldu? Bu da yazdı ama. Durumumuz nedir? Kabak fasulye falan filan. Gayet de güzel. Geldiler. Şurada değişik olsun ya. Heyecanlı. Eko mu? Eko candır ya. Eko ekranı yazı yazdırmak için kullandığınız şey işte. Ha onu bilmiyorum, çok da şeysen sakın. Ne yapacağız artık, nelere giriyorsa. Öğrendin mi? Başka döngümüz ne var? Ateşim astı.
Sonra bir de ekranı yazdıralım. Yavaş bas ya. Tam para verdi anlıyoruz ya. Kızmasak ne olur ya. Bir de bunun tam tersi ne var? Yani benzer tam tersi diyeyim. Do while'ımız var. Aynı şekilde burada da yazıyoruz. Dubai'de bunun tam tersini sıralasın. Çok düşündü be. Biri benden bir şey mi çekiyor? Abi daha düşün ya. Geldi. Tabi biz şimdi sıfırdan şurada soru şeydi ya. Sıfırdan farklı olduğu sürece dön diye dedik ya. Bu arada sıfırdan farklı olduğu için işte altın altı için dönüyor. İşte 30 saniye sürdüğü için şey olmuş. İşlem kesilmiş. Ama onun dışında 30 saniye iyi yazmış ya. 9 milyon falan yazmış aşağıda. O zaman şöyle yapalım. Küçük olduğu sürece 100'den diyelim bari. 100'e gelene kadar çalışsın. O zaman temel kavramlarını size göstereyim. Bunlar işte while'dır, for'dır. Hepsi zaten bizimki aynı. Bir fonksiyon dediğimiz kavramımız var burada. Onlara değinmemiz lazım. Fonksiyonlar bizim C# kullanmış olduğumuz metotların karşılığıdır. Metottan farkı yok yani. Yine parametre alıyorlar. Fonksiyon. Metodun adı PHP ile fonksiyon. Aynısı. Onlar da lazım. Onlar da şöyle ufaktan bir bakalım. Daha sonra daha ne çözer? Hadi Emre ya. Ne oldu, bozdun mu? Şeyin kuralın yanlıştır ya. Bak da sen sadece 100 yapmışım, ben 100 yapmadım. Aha. 100 işte. Hayır, 100 ilk sayaçta var. Oraya toptan mı sildin? Ha, oraya toptan sildin. Güzel. Evet. Gelen mi? Ne oldu? Bahsedeyim. Şimdi bir fonksiyondan bahsedeyim. Sonra bir ara verelim. Gelince de başka bir action'lar gerçekleştireceğiz. PHP. Tamam. Fonksiyonlar bizim metotlarımız. Mesela ne diyelim ki? Uyarı ver diyelim. Uyarı ver diye bir şey olsun. Parametre alıyor dışarıdan. İstiyorsak işte birden fazla parametre de verirsin. P1 virgül P2 diyeyim. Alert mesela nerede benim alertim? Alertime gelip
Şöyle bir şey olsun. Ve şuradaki değer de dolar P1'den gelsin. Evet. Şimdi böyle bir şey yazdık. Ve bunu kullanmak istediğim yerde uyarı ver. Kamil. Orada mısın? Diye iki tane alert çıkacak demek oluyor. Aslında iki parametre veren şey oluyor. Bu oluşturma. Bu kullanma ya da çağırma. Artık hangisini tercih ediyorsunuz? O. Metottan herhangi bir farkı yok sayın arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım, hani öyle olacaksa. Şöyle geleyim buraya. Bunu buradan keselim. Bir gelsin. Bir boşluk bırakayım şuraya. Şöyle yapalım. Şunu da aradan çıkartalım. O zaman şimdi tek sefer çıkacak, arada boşluk çıkacak. Şimdi temel bilgilerimizi verdik. Artık veri tabanına erişip veri tabanından bilgi almak üzerine ek işlemler gerçekleştirelim. Bunun için de ilk yapacağımız repeater olsun. Repeater'dan veri tabanından veri çekelim. Repeater'dan yapıştıralım. O zaman bir adet new web page çakma repeater'ı buraya koyuyorum. Hata. Hazır mıyız? Şimdi veri tabanından veri çekeceğiz. Onun için bir tane divimiz olsun bizim. İşte bu div ne olsun? Bir genişlik olsun, bir style verelim. Bu 300 hadi 300 piksellik olsun. 300 piksellik bir tane şey olsun. Div olsun. Bu yalnız şey de siz söyleyin, arayüzde şey yok. Hani C Sharp'ta olduğu gibi design mode ya da code mode gibi bir şey yok. Hep kod var burada. O yüzden görselini sadece çalıştırıp bakabileceğiz. Bu tamamen arayüzün eksikliği ama işte bir yerden attı, bir yerden eksik götürüyor. Bu bizim ana yerimiz. Bunun içinde de küçük küçük divler, satırlar yer alsın. Bir tane div tasarlayayım ben bunun içine. İşte bunun da kendi stili olsun.
Marjin yapalım. Beşer piksellik marjini atarsam etrafından biraz boşluk olur. Bir de background color verelim bu arkadaşa. İşte şundan olsun ya. Nasıl arkadaş? Aslında biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? Class yapalım. Çünkü çok uzamaya başladı orası. Nokta item diyeyim. Burada da item'ı çağıralım. Bir de olmazsa olmazımız heading'imizi yazalım. Bunun içine veri tabanından veri getireceğiz. Yani şöyle bir şey olacak. Şurada birkaç satır sallayayım. Şöyle alt alta birkaç satır yazdım. Sayfayı bir çalıştıralım. Şöyle bir görüntümüz olacak aşağı doğru giden. Ama asıl civcivli kısım şimdi başlıyor. Bir saniye göstereyim. Hazır mısınız? Şimdi Rıdvan hazırmış. Şimdi veri tabanı bağlantıları için lazım olacak bir success yapalım. Yeşil olsun. Veya şu yeşil, ne bileyim, seçin işte bir yeşil ya kafanıza göre. Bir de error. Hata çıkacağı zaman. Şimdi ben bu dibin içinde şunları yazdırmak istiyorum. Ama bunun için veri tabanından sorgu çekmek istiyorum. Dolayısıyla ilk baştan MySQL kullanıyoruz sayın arkadaşlarım. MySQL'e bağlantı kuracağız. Ha şey açmadık ya. Dolar mı olur açmadık. Bağlantı MySQL connect olacağız. Server'ımız işte localhost. Şifremiz
kullanıcı adımız şifremiz de yanlış hatırlamıyorsam 1-2-3'tü. Ha? Sen de dahil midir? Aynıdır, aynıdır. Ya büyük ihtimalle aynıdır herkese. Ve soruyorum. Dolar bağlantı oldu mu? Bağlantılı sorun var mı? Elsif şeklinde dönelim. Ya tanıma boş gelmiyor muydu bankta? 3 gün gidiyor. İspal edin, İspal edin. Bana İspal'in şeyi var. Öncelikle hatalarımızı görmek için şey yapalım. Daha sonra veri tabanı durumu yapacağız. MySQL'den diyeceğiz ki database seçeceğiz. Ne vardı? Notability'miz vardı. Eğer veri tabanı olduysa ya da olmadıysa deyip bunu da yazdıktan sonra bekleyeceğim sizi sen arkadaşlar. Evet, ben de şöyle bir durum var size göstereyim. Size de öyle olması lazım. Yukarı derken? Şöyle mi? Biliyorum. Ya ben öyle size verdim yani. Çok önemli değil ki. Süs olsun diye. Sizi bekliyorum. Nasıl bir yapısı var? Hep şeyler soruyorsun. Bağlantı oldu mu? Veri tabanı oldu mu? İflerle çok kontrol etmemiz gereken bir durumu var tabii ki de. Ama alışınca kolay ya. Hani sıkıntı olmuyor. Yeşilleri göremeyen var mı? Niye? Neresi görmedin? Ya o Elsler'de benim bir sorunum var. Niye iki tane Elsler sıkıyor? Bir tanesi bir ifin, bir tanesi bir ifin olduğu için olabilir. Evet. Ben de niye üstte bir ne oldu? Patlamış oluyor. Burada satır ve numarası yazıyor. 27. satırda bir şey var. Dolar yok başında.
Evet. Hayır, bağlantı oluyor mu kısmı oluyordu da sen if kontrol olmuyordun. Şimdi geldik en cimcili kısma. Bağlantı başarılı olduğu için artık bunları yazdırmıyorum. Bunları kapatıyorum. Bağlantının başarılı olduğunu biliyoruz artık. Direktman yazdıralım artık. Dolayısıyla bizim bir ne yapmamız lazım? Sorgu çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. MySQL'den query çekeceğiz. Select işte yıldız from işte products veya categories olsun. Categories. Kategorinin hepsi gelsin. Daha sonra burada biz nasıl read ediyorsak sayın arkadaşlarım, burada da satır satır gezmemiz gerekiyor. Satır satır gezmemiz için de adamlar bize hazır bir tane while yazmışlar zaten. Dolar satır yapalım bunu. Satır. Dolar sorguda satır satır sonuçlara gez diyorum. Zaten ben böyle bir tane yapmıştım buraya örnek. Bununla echo'yla. Echo'suz yaparsam çok karışık olacak senin arkadaşlarım. Hani gerçek orijinal gibi yazarsam çünkü çok açıp kapatmamız gerekecek. O yüzden echo'yla yapacağım, daha pratik oluyor. Ekonomik olsun diye. Aa, şey yapacağız ya. Onu da şuradan kopyalayacağım. Şunun item'ın içine bir A yazacağım. Link atacağım. İşte soru işareti. Kat ID ise tırnaklar çok olacak sayın arkadaşlarım. O yüzden nasıl çözümü yapalım? Satır satır yapayım isterseniz şöyle. O da bitti. Eşittir koyacağız. İstiyorsanız ben şöyle tamamlayayım, ondan sonra şey yapalım. Satırın kategori ID'sini yazdır diyeceğim. Tırnağı kapatacağım. Daha sonra echo ile kategori name'ini koyacağım. Bakayım olacak mı? Niye? Oldu olan bir soru. Tıkladığın zaman da sayfaya yönlendiriyor da şu an sayfamız olmadığı için patlayacak. Şimdi page olmayacak. Asterisk zaten. Aa evet, asterisk zaten. Alışkanlık arkadaş. Tabii buyurun lütfen. Repeater yapmıştı. Çakma repeater oldu. Bir de hocam şey var yani bunlar mesela işte denir. Peki bir tanesi bir renk, bir tanesi bir renk istiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Tanrı'ya bir klasa yapacağız ya mı? Tamam. Oradan bir soru da çekse ben satır teksesi muhabbet yapmaz. Sen daha satır yapacağız. Ha. İki satır, iki normal. Normalde mesela şunu yapsak.
Oo, takıldı. Çok sert. Ha. Şundan bir kopya daha alacağız. Alt diyeyim, alternatiften gelsin. Şu değişecek. Hadi be. Şu renk olsun. O zaman burada değişecek ya sadece burasıdır. Hemfikir miyiz? O zaman buradan ben bunu ayırayım. Oh, niye takılıyor? Şu an yalnız gereksiz bir takılma yaşıyorum ya. Çok mantıksız yani takılıyorum ben şu an. Bir şey mi çıkıyor abi? Ne bileyim? Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şurada bir integer, integer yok ya. Tek diye bir şey olsun. Tekler çiftler diye yapacağım. Tek true. Burada da eğer dolar tek ise echo item yaz diyeceğim. Else durumda tabii şunu şeyden açalım ya. Birden fazla iş yapacağız. Echo bir de tek eşit false. Buna mutlaka başka çözüme de bulabiliriz arkadaşlar. Benim aklıma şimdi böyle geldi. İlk kere ne yapıyorum. Yani mutlaka düşünsek başka bir çözüm de bulabiliriz. Şurada niye büyük harf yapmış? Küçük olsun, sevmiyorum. Çalıştıralım. Tata. Bir renk ondan, bir renk ondan. Şeklinde işlemimizi çevirebildik. Dolayısıyla aslında çok basit kurallarla çalışıyor. Echo'yu da çeviriyorsun yani aslında bütün program echo yani. Her şeyi veriyorsun echo'ya gidiyor. Echo candır. Açık olmayan bir yer var mı? Kullanmamız lazım. Ne? Açık olan bir yer var mı dedim. He. Dedim olan mı onlar? Açık olmayan yerler söyle. Biraz mesaj mı? Söyle. O zaman niye böyle bir soru soruyorsun? Zaten şimdi şey diyor, bir ara versene de şurada buyursam 10 dakika. Burada Echo'dan çıkan point gidiyor, o şey yazıyor değil mi? Dibine o araya yazıyor. Ha, aynen. Mesela çalışmış versiyonla şeye bakalım, şöyle kodlara bakalım. Tam gerekli yere yazmış oluyor işte itemları, itemları. O yüzden başarılı yani. Bu şey kodlarla, Da tabii tabii. Yine server tarafında çalışıyorum. Evet, bu da böyle. O zaman repeater'ımız da bitti. İlk girişle geçtik. O zaman giriş ve repeater diye bir tane videomuzu bırakalım burada. Şimdi yapacaklarımız ne olabilir? Şey yapalım, master patch yapma yapalım. Yani master patch yapısını nasıl burada kullanırız? Login yapalım. Yani üyelik sistemi yapmaya kalkarsak işte ne gibi şeyler lazım. Session nasıl kullanırım ona bakalım. Aslında bunun dışında genel bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ben PHP'ye rahat öğreneceğim. Bu kadar kitap var. Ben onu işte kaç yıldır bitiremedim diyen arkadaşlar var. Evet. Onlar için hemen şöyle bir site önereyim.
Google'a giriyoruz. Google'a PHP yazalım. PHP yazalım oraya çıkıyor ya. WTD School'un sırayla bakmak istiyorum. Yok, size bakacak bir şey yok ya. Bu adamlar burada zaten her şeyi yapacak. Kralı burada zaten. Adam bu ya. King. Pardon. İşte ne bileyim mesela string. String'de ne vardı ki ya? String ifadeler nasıl yapılır? Mesela örnekleri burada hemen var. Sonuçları gözüküyor. Mesela atıyorum şurada bize başka ne yaptık? Mesela döngü yaptık. Burada döngü daha var işte. Nasıl syntax'ını göstermiş, örnek göstermiş, sonuç göstermiş gibi kavramlara buradan bakabiliyoruz. İşte mesela veri tabanı işlemleri de var burada. Bilebilirsin arkadaş, ben söylüyorum. Aa bak, şunu kullanmadık ya. Eğer bağlantı yoksa şeyi öldür diye bir tane şey var. Bunu kullanmadık. Neyse, hatırlamış olduk. Ha? Her şey var. Mesela Ajax yazmak istiyorum diyorsan, hani hepsine bugün burada yetişemeyiz. O yüzden burayı gösteriyorum. İşte Ajax örneği de var. Ajax önemli. Bundan pek bir cacık olduğunu sanmıyorum. Neyse, ne olduğunu anlamadım. Burada her şey var işte, demek istedim. Hani yetişemediğiniz kısımları, bugün yetmeyen kısımları buradan tahminleyebilirsiniz. Mesela bir station'a bakacağız. Başka bir kaynağa gerek yok ya. Başka birisi. Gerek yok. Var mı? Ama mutlaka vardı da ben hiç kullanmadım. Yani hiç gerek olmadı. Çünkü bu temeller üzerinden zaten şey yapıyorsun hani. Her şey aynı, ekstra yazan bir şey yok ki. Yani adam o sitede if'ten başka bir şey yazmıyor, if yazıyor yani. Hani sadece burada bizim aslında C# bilen insanlar olarak yazım şekillerini öğrenip sadece kendimiz uydurmamız gerekiyor. Yani onun dışında C# bilen insanlar olarak dediniz ya, böyle bir başıma. Dolayısıyla var. Mesela exception de varmış, biz değinmedik. Beğeniriz ya. Mesela işte session bakacağız. Session bizim session'dan çok farklı değil. Yazdığın session. Şöyle yazıyorsun. Bizde de session view'de bunda başında dolar ve alt çizgi var. Dolar alt çizgi session deyip gönderiyorsun gibi. Çeşitli action'ları var sayın arkadaşlarım. Onları da deneyeceğiz. O zaman bu videoyu burada durduruyorum. Sonra diğer videodan devam edelim.